Habitat TV kamerasını verdi bana. Kamerasıyla çekim yapıyorum. Evet. Artık arabaya bindiğimizdeki zaten ilk çözüldü mü? Hah. Yüz bakalım. Kafanı satma. Hayır. İşte bunlar kar. Nasıl? Çok güzel. Şu tarafa gitmek istiyorum. Gideyim mi? Git bakalım, ben bakıyorum buradan. Hadi. Eksi 3 gösteriyor. Hava buz. Yerleşebiliyor musun? Evet, yerleştim. Camımız böyle. İlk rutinimiz bu oluyor. Arabayı çalıştırır vaziyetteyken Ali camlarımızı temizliyor. Bizi yolculuğa hazırlıyor. İstersen montunu kaşların kafandaki çok güzelsin. Bunlar artık arabanın demir başları, olmazsa olmazları fırça ve eldiven. Karlar her yer bembeyaz. Gökyüzüyle. Şurada kuşlar var. Of. Sarıcık mı bunlar aşkım? Şey, güvercin galiba. Evet, bayağı büyüklermiş. Yolda kısa bir su doldurma molası verdik. Yetişemiz yakında mı? Arada mı? Arada. Şurada güzel bir su akıyor. Evet canım, bir ıslık biliyor musun? Ilık mı su? Evet, elin ısınma ama bidona doldurdu. Evet. Çok güzel ya. Beyaz ve yeşil insana huzur veriyor. Çifte versek arabaşı piknik alanına geldik. Şu bizim mangalımız olsun mu? Olsun. Eskişehir çifteler. Hepinize buradan selamlar. Da mangal yapalım diye düşündük. Hem göl, gölet, piknik alanları. Güzel bir hafta sonu geçiririz diye düşündük. Yok, ördekler. Hemen bakalım. Geçen geldiğimizde buralarda sular yoktu. Şey vardı. Temizlik vardı. Tadilat gibi bir şey vardı. Sulu halini de görmek istedik. O yüzden çiftelere geldik bugün. Bunlar da mama insan istedim. Alışkınlar hemen evet, geliyorlar. Mamalarını veririz biraz da. Çok soğuk değil hava. Değil. Karlar erimiş, birazcık onun soğuğu var. O kadar. Güneş var. Köprüden geçelim mi kanka? Bu köprüyü yeni yapmışlar galiba. Tamam. Ya da o gün şey de olabilir. Kırık. Buradan gidip oradan mı gelelim? Bence öyle yapalım. Tamam.
çift ve mesire alanında alkol kullanmak yasakmış. Öyle bir tabela var. Suyun üzerinden de biraz buhar çıkıyor. Kenardaki yosunlar buz tutmuş. Çok güzel, kristal gibi gözüküyor. Bakalım. Su çok güzel gözüküyor değil mi? Evet. Acaba böyle kaynar mı? Sıcak mı? Hı. Sanmıyorum. Bak yine buzlar. Gayet güzel. Ama hiç kimse yok değil mi? Evet, güzel. Birkaç kişi vardı. Şimdi burayı kapattık. Şey olur belki, yarın insanlar gelir. Pazar günü genelde geliyorlar insanlar. Ama burada karlar genelde erimiş. Ama sanki bu su sıcak gibi ya, değil mi? Burada bir çocuk alanı var. Park gibi basit bir şey yapmışlar. Gayet güzel. Hayır, suyun içine salıncak evet. Yapmışlar. Ama işte oraya gitmek. Bunlar yani. Yoktu eskiden. Ya yazın onlar kullanılır da ama güzel olmuş değil mi? Evet. Şurada da buzlar tutmuş. Çok güzel gözüküyor. Soğuk değil, sıcak değil. Su mu? Hı. Dayanamadım da dokundum. Dayanamadım mı? Sıcak. Evet, sıcak sıcak. Ya sıcak derken evet, buz gibi değil. Ilık bir su var. Ya ama o salıncaklarda da sallanmadan olmaz ki şimdi. Ya ama ayaklarımız kavluyla gelmemiz lazım. Böyle olduğunu bilse kavlu tutulduk. Şimdi girerdi tabii. Burunumuz. çok güzel yapmışlar buraları ya. Çok güzel. Şu salıncaklara yazın gelelim, tamam mı? Tamam. Gelip binelim. Çok içimiz gitti yani. Evet. Varla. Şimdi şuradan geçeceğiz. Çok güzel orası da. Oranın da görüntüsü çok güzel. Hadi. Gidelim. Yosunlar üzerine buzlu buzlu. Oo, buz tutmuş, çok güzel. Şuradan da çok güzel su akıyor. Burası da buz tutmuş bak. Suyun geldiği yer erimiş. Evet. Damla damla öyle erimiş. Yosunlar erimiş. Burada bir restoran var. Sahile de masalar koymuşlar. Çok güzel olmuş ama yazın çok güzel olur. Evet. Buradaki su daha sıcak herhalde. Galiba. Yine karşıdaki
Evet, bunlar dalış havuzlarıydı. Değil mi? Burada dalgıçlık eğitimi de veriliyor galiba. Bu havuzlar onlar için kullanılıyor değil mi? Çok güzel. Evet, buraya merdiven yapmışlar. Kocaman bir havuz. Öbür suyla karışıyor mu? Burada iki tane değirmen dönüyor. Buz tutmuşlar. Geçen sefer geldiğimizde bu ileri doğru yürümüştük. Orada su daha temiz gözüküyor. Gözeler var. Gözeler denilen yer galiba. Yine bir salıncak daha. Çok güzel ya. Yazın geleceksin. Atlayacaksın içine. Sallanacaksın. Canı sıkılacak. Yüzeceksin. Sallanacaksın. Yok. Gayet güzel gözüküyor. Ne güzel ses ya. Evet, suyun sesi. Harika. Huzur veriyor. Tabii yazın burası çok kalabalık olur. Tıklım tıklım olur. Tabii. Çünkü girebildiğim bir akan su var. Evet. Bakar mısın şu suyun çok güzelliğine? Çok güzel ya. Ben bu suda yüzmek istiyorum ama ikidir buraya geldiğimizde hep olmuyor. Bir yerinde... Çok güzel ya. Şöyle yaklaşayım, suyun güzelliğini göstereyim size. Burada bir dalış merkezi var. Arkadaşlar dalacaklar. Hazırlanıyorlar. Çifteler spor dalış kulübü var. Çifteler Belediyesi'nin bu çifteler olan alanında dalış alanı var. Ve şimdi buradaki tanıştığımız bir grup arkadaş dalacak. Biz de onlarla beraber dalış seyredeceğiz. Dalışı da çekime alan arkadaşlar var, kamerayı alan. Onlardan birisi de bir diğer kamerayı da Ali alacak. Bana da bizim YouTube kanalımın çekimi düştü. Bugün çok çalışıyorum ben, çok. Şu an Ali ve arkadaş, kameraman arkadaş, tabii bu özel, yani kendisi bayağı gelişmiş aletleri kullanan bir arkadaş. Ayrıca Habitat TV'ye belgeseller çeken arkadaşlardan bir tanesi. Ali onlara yardımcı olacak. Buradaki üç arkadaşımız da burada çiftelerde dalış yapacak. Bugün çok güzel ya. Bayıldık. Güzel zaman geçiriyoruz şu ana kadar. Kendimiz biraz yaptık. Bir arada Ali'yi kandırabilirsem aracı buraya çekip ve bastosunu açıp bikinilerimizi giyip bu suya dalmak istiyorum. Ama Ali'yi inandıramıyorum, kandıramıyorum daha doğrusu. Su öğrendiğimize göre 20 derece sıcaklıktaymış ki bu da ideal bir derece bence. Minik dostlarımız da bizimle beraber. Güzel bir anı olarak kalacak ki dalmayı da çok istiyoruz aslında. Ama böyle daha zamanımızın olduğunda birkaç kez
ders alıp ondan sonra dalmanın daha mantıklı bir hareket olacağını düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi çekimler işte böyle zor oluyor. Ve biz devam ediyoruz. Artık dalışta görüşmek üzere. Habitat TV kamerasını verdi bana. Kamerasıyla çekim yapıyorum. Evet. Çekimler birkaç açıdan alınıyor. Ekipmanları, aletler, hepsi bir arada. Minik arkadaşımız da beraber. Şöyle yapalım. Kanayı hiç oraya kadar taşımayıp buradan yürüyebildiğim kadar götüreyim onu. Tamam. Zor oldu. Zor mu? Erkan hocam. Şimdi dalgıçlar görünce biz de suya girmeye karar verdik. Su 20 dereceymiş. Ali'yi ikna ettim arkadaşlar. Şimdi arabaya alıp geleceğiz. Webasto'muzu açacağız. Webasto değil ya. Yılkar bizimki. Isıtıcımızı açacağız. Yılkar ısıtıcımızı açacağız. Mayolarımız falan var ama havlumuz yok. Ama şey yapacağız. Uyku tulumumuzu götüreceğiz. Ona sarılıp arabamızı götüreceğiz. Fatma'nın fikri bu. Uyku tulumları da olur bu iş dedi. Kurulanınız dedi. Zaten araba şu yakına kadar geliyor. Şuraya kadar gelecek. Biz de oradan yüzeceğiz. Yüzmek derken yani bir dalıp çıkacağız. Çok güzel burada böyle. Tekne türleri var ama şu an değil. Balık restoranlar falan var, güzel. İsterseniz kendi mangalınızı yapabiliyorsunuz. Mangal yapma yerleri var. Burada böyle çay kahve içilebilecek yerler var. Herhalde sezonda. Tabii şimdi kapalı. Ki bence aslında bir de şu anda da çok güzel olur. Girişte falan herhangi bir ücret almıyorlar. Şurada tuvaletler olan bir kısım var. Ama en son geldiğimizde biraz pisti. Şimdi kullanmadık tabii ki. Göl çok güzel gözüküyor. Isıtıcımızı aç hayatım sen, tamam mı? Aldım. Bugün aralığın 25'i. Çiftelerdeyiz. Hava -2 derece. -2 mi? Evet. Fatma'ya bakar mısın? Çok heyecanlıyım. Gaza geldik ve suya gireceğiz. Bakalım. Ben şu anda üşüyorum. Çünkü kolun açıkta. Bak, kolum açıkta çünkü kapattım. Kamerayla çekiyorum. Evet. YouTuber olmak kolay değil. Değil. Burada Habitat TV çekime devam ediyor. Balık adamlar var, dalgıçlar. Yerlerde kar var, baksana. Kanoyla giriyorlar. Şimdi şurada bizim en çok sevdiğimiz yer var. Görüntüsünü. Bakalım içi de sevdiğimiz gibi çıkacak mı? Bakacağız. Ilık olacak mı? Bizi üşütmeyecek mi? Onların olduğu yerden burası 1 kilometre değil mi? Hayır hayır. Tamam. 100 metre falan.
Evet, mayolarımızı giydik. Her yerde kar var ve suya girmeye çalışacağız. Umarım girebileceğiz. Çok istiyorum. Bak şu ilerlerde falan karlar var. Şu ağacın orada da kar var. Ama soğuk. Şuraya girelim mi? İşte inmesi nasıl olacak? Ağacın oradan mı ineceğiz? Ha. Nasıl derin gibi ama. Şöyle. Lütfen yavaş yavaş git bakalım sen. Kaymasın. Ya da vazgeç. Seni gaza getiren beni nasıl vazgeçeyim? Sarılır mısın sen şey? Şu anda çok üşümüyorum. Oh, soğuk. İşte sarın sarın. Otur. Terlikleri. Korkma. Heh. Yüz bakalım. Kafanı satma. Hayır. İşte bunlar kar. Nasıl? Çok güzel. Şu tarafa gitmek istiyorum. Gideyim mi? Git bakalım, ben bakıyorum buradan. Hadi. Gidilmiyor mu? Akıntı var değil mi? Aha. Ay. Çok güzel ya. Sıcak değil misin? Ilık. Ilık. Çıkıyor muyuz? Sen bir daha girecek misin? Bilmem. İleriden gireriz. Belki o çekimler bu tarafa gelirse. Tamam. Ya ama üşürüz değil mi? İşte sarılacağız ya. Gel. Dur ben çıkayım. Biraz seni tutacağım ya. Evet. 25 Aralık'ta suya girdik. Şu anda biraz soğuk tabi. Ama harika. Bize mi diyor? Bize demiyor deme. Dondun mu? Nasıl? Sıcak mı burası? Oo. Ayaklarımız çamur oldu. Allah kulları satmıyor. Oh. Neler hissediyorsun? Çok iyi. Hafif üşüdüm ama evet. Arabamız sıcak. Araba inşallah bayağı ısınmıştır. Evet. Isınmıştır. İnanıyorum. Bakalım yıl kar bugünler için. Geldik, kurulandık. Üstümüzü giydik. Şimdi birer bardak sıcak çay hak ettik. Aracımız da sıcacık olmuş. Evet, aracımız çok rahat şu an. Hı-hı. Etrafı toparlayacağız. Malum hazırlamamız lazım masamızı falan. Ondan tamam. Sonra çayımızı içeceğiz. Şu yavaş yavaş da acıktık tamam. Evet. Böyle içelim azıcık da. Sonra mangalımızı yıkalım. Aa, çay da güzelmiş. Şimdi sen beni camdan izle. Şurada hemen mangal yakma yeri var. Yine piknik alanına geldik biz. Karavanımızın tertibatını kurduk. Ben de şimdi mangalı yakayım. Tekrar senin yanına geleyim. Bir bardak çay daha içeriz. Tamam. Masalar, piknik masaları kar.
mangalımız yanmak üzere, ateşimiz. Kimsecikler yok. O kadar huzurlu, sessiz bir yer ki. Oh. Evet, mangalımız olmak üzere. Etler hazırlar mısın artık? Evet, bir tane. O zaman ben bir göle bakayım, geleyim, tamam mı? Tamam. Dikkat et. Çeşme buz tutmuş. Biraz etimiz var, sucuk var, hellim peyniri var. Şimdi onları pişireceğiz. Son durumumuz bu. Hepsi sığdı tepsimize. Yavaş yavaş etlerimiz pişiyor. Bugün güneşi burada batıracağız. Mangal kokusuna bir tane minik dostumuz geldi. Bakalım, ona biraz mama vereceğim. Yiyecek inşallah. Mama vereyim, bir tane köpek geldi de. Bu hafta sonu soğuk ama çok güzel bir yerdeydik. Çok eğlendik, çok mutlu olduk biz. Umarım izleyince sizler de mutlu olursunuz. Bizim heyecanımıza ortak olursunuz. 25 Kasım'da bir çılgınlık. 25? Aralık'ta. Düşünün artık, soğuk ve sıcağın karışımında hepsini unuttum. 25 Aralık. Hava 25. Buz gibi. Şu anda -6-7 derece. Evet. Biz girdiğimiz zaman da -2 derece falandı. Çok soğuktu. Suya girdik. Bugün, söyleyeyim mi? Bugün tabii. Bizim evlilik yıl dönümümüz. Ve böyle bir çılgınlık yaptık. Bundan sonra da aramızda karar aldık. Bundan sonra 25 Aralık'a hazır olun. Hep bir çılgınlıkla geçirmek istiyoruz. Hayat kısa, her şeyi yapmak lazım. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok güzel. Masmavi.
Hadi. Gölün üzerindeki o buharlaşmayı görmek çok güzel ya. Hani insan bırakamıyor. Kameraya çok çıkmıyor ama su sıcak olduğu için 20 dereceymiş galiba su. Havada. O yüzden. Çok güzel. Hadi üşümeyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım.